Sevgili izleyicilerim, Emekliler Derneği bu hafta sonu yapılan seçimlerini iptal ettiler. Neden iptal ettiler? Çünkü 8 tane aday var, adaylar arasında bir rekabet var ama kıyasaya bir rekabet var. Seyfi İyiyüren vefatıyla şimdi mevcut başkan Yaşar Tekin Bey vekalet ediyor şu an. Yaşar Tekin Bey tecrübeli bir başkan. Yani Adana Emekliler Derneği kurulduğu günden beri görevde 12 yıldır da başkan yardımcılığı yapıyordu. Şu an en güçlü aday da Yaşar Tekin Bey. Bunu açık ara bütün adaylar da söylüyor daha doğrusu. Ama şimdi bir basit bir dernek seçimi niye bu kadar çok önem taşır oldu? Şimdi Adana'da 2300 civarında dernek var. Efendim, önceleri seçimlere hükümet komiseri tayin edilirdi. Çoktandır da bu kaldırıldı. Artık hükümet dedi ki seçimlerinizi kendiniz yapın, sonuçları bize bildirin. Yani böyle basit bir seçim. Emekliler Derneği'nde bu seçim bir kıymete bindi. Efendim sorduk, taraflara da sorduk, konuştuk. Neden böyle oluyor? Yani orada bir rant da yok. Yaşar Tekin Bey başkanın önemli projeleri var. Tecrübeli bir arkadaşımız. Diyor ki ben emekliler için Yumurtalı'da bir tatil köyü yapmayı düşünüyorum diyor. Yani Balıkesir Erdek'te varmış bunu bir örneği. Burası için diyor, Milli Emlak'la da görüştük. Böyle diyor bir tatil köyü yapacağım. Özel hastanelerle anlaşmalar yapılmış. Emekli Derneği'ne üye olanlar işte buradan indirimli faydalanıyor. Hatta Yaşar Tekin Bey o kadar demokrat, o kadar iyi niyetli ki şimdi seçimi iptal ettiren adaylara dernek binasında toplantı yapmalarına izin vermiş. İşte bu kadar bir demokrat. İşte Yaşar Bey. Değerli üyelerimiz, bizim Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubesi'nin önce seçim neden orada yapıldığını açıklayayım. Çünkü bizim başkanımız vefat etti. Kimlerde? Muhtar seçimi gibi yapılacaktı. Yani hazırlığın listesi imzalanacak, dönecek, kişi içeriye girecek, salonda bir kapıdan girecek, divan önünde oyunu kullanacak ve diğer kapıdan çıkacak. Konuşma falan olmayacak deniliyordu. Neticede biz bu durayı tuttuk. Seçim şartları daha detaylı şekilde kimsenin yapılacağını bilmiyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan talimat geldikten sonra ikinci bir imza işi çıktı. Bu imza işi çıkınca dediler ki Haziran'la ikinci imza da tutması gerekiyor. Yoksa seçim iptal olur diyorlardı. Bu şekilde seçime başladık. Gelelim seçime. Seçim konusunda da biz sabahleyin seçim alanına geldik ki ortalık panayır yeri gibi olmuş. Ya seçimde normalde afiş olmaması gerekiyor. İnsanlar o hazırım listesinde çalışacak çocukların başlarına dahi kendi afişlerini koymuşlar. Yok böyle bir şey. Bir tek seçimde bunu böyle bilesiniz. Değerli üyelerimiz, değerli Adana halkımız bunu böyle bilin. Bizim standımız yoktu. Ve herkes gelmişler, tişörtler bastırmışlar. Kimisi mavi, kimisi kırmızı, kimisi ne bileyim sarı, kimisi beyaz. Bu şekilde gelmişler, standlar koymuşlar. Bizi tuttular, arkadaşlarımızı linç edildilerdi. Ramazan Özel arkadaşımı, raporu var. Mehmet Gökli arkadaşımızın kafası yarıldı, raporu var. Daha sonra bir hanım kardeşimiz, hanıma dayak açıldığında şu anda Türkiye'nin gündeminde. Kadına şiddet şu anda Türkiye'nin gündeminde. Ve kadın, bu bayan kardeşimizi dövdüler, Gülay Metiner'i. Daha sonra bunları suçladılar, ellerinde boş zarflar var diye. Seçim başladı. Ve bunu biz daya yedik. Daha sonra yine de tuttuk, ıslah edilsin diye arkadaşlarımız dedik gelin yapmayın bu şekilde. Şikayetçi olacaklardı, ettirmedik. Yani ortalığı gerilmesin diye. Ha, raporları var. Bunu bizzat gösterebiliriz. Hanım kardeşimizin kollarındaki morluğu gösterebiliriz. Açık ve net bunu böyle söyleyeyim. Seçime başladık. Seçime başladık biz uzak ara gidiyorduk. Ve her şey gayet güzel giderken sıkışıklık vardı. İnsanlar sıcakta bir an evvel Allah razı olsun dediler ki biz sizin için yaylalara gitmiyoruz, köye gitmiyoruz, ne bileyim başka vilayetlere gitmiyoruz. Ya da sıcakta bir an evvel oy kullanıp gidelim diye insanlarımız geldiler oraya. Ve neticede sıkışıklık bundan kaynaklandı. Daha sonra da hatta bizim sürekli oy pusulalarımız uzak ara çekiyordu. Biz çok önde gidiyorduk. Bunu rakipler gördüler. Baktılar ki ne yaparız? Dışarıda yani bariyerlerin dışında kesinlikle
elle tutulacak kadar az bir boş zarf. Bunu sizler isterseniz burada da gösterebiliriz. Rakip bir arkadaşımızın ismini de vereyim, Ali Uranay gösteriyor. Elinde çok az. Arkadaşlar diyor, bu zarf boş, boş. Bundan seçim iptal olmaz. Kaptıkları gibi getirip divana veriyorlar. Ve oy pusulasının diğer o arkadaşların dışarıda, yani hazirin orada, yani suçladıkları kişi görevli kişi. Yani zarf dağıtımı yapan var. Kart, yaka kartı dağıtan görevli arkadaş var. Yani yok bu işte tutmuş hile yapıyormuş. Bunun içeride böyle bir hileyle, böyle bir komik bir durumla seçim iptal edilmez. Yazıktır oraya gelen emeklimizin, yazıktır oraya gelen yaşlılarımızın, eli bastonlu, hastaneden çıkmış kişi, inancın olsun, alçısını aldırmış gelmiş. Ya da hastaneye gidecek, demiş ki iptal ettirmiş gelmiş bu şekilde. İnsanlar günahtır. Bu kadar insanların 2000'in üzerinde, 2400'ün üzerinde insanlar geldi, oy kullandılar. Ve de binlerce insanlar yolda geliyorlardı, geldiler, geri döndüler. Günahtır. Bunu içeriye giren kimlerdir? Yüreğir şubesinde bunu yapmak istediler. Bunu provoke edenler var. Başaramadılar. Bunu geldiler, içeriye girdim ki izdiham. Bağırıyorlar, seçimler iptal olsun, seçimler iptal olsun diye. Neticede divana etkilediler. Başkan adaylarını iptal edildiler. Ali Uranay'ın çabası var. Benim artık, yani ben söylemesem zaten tepki, aşırı tepki var. Orada divanda linç etme durumu var. Saldırılıyor divana. Ali Uranay divanda şunu söyledi. Dedi, o zaman kardeşim iptal isteniyorsa başkan adaylarına oylama yapalım. Özellikle dedim arkadaşım iptal olmasın, Ali Uranay iptal olmasın. Daha sonra Ali Uranay kardeşimiz basın açıklaması yapıyor. Ve basın açıklaması yaparken ben öyle bir şey dedim de sonra vazgeçtim. Öyle bir şey yok. Görüntüler var. Neticede bu seçim iptal oldu. Böyle bir komik, böyle bir boş zarf, az bir şey boş zarfla seçim iptal olmaz. Ve divanın raporu var. Rapor elimizde. Hiç kimseyi suçlama durumu yok. Hiç kimseye böyle bir seçimde yani adı geçmiyor. Şimdi 2-6 biz kaybettik. Ali Uranay diyordu ki kardeşim ben iptal ettirmem. Belgesi var. Size açıklayabilirim. Açıkladım da. Face'de, WhatsApp'ta, Messenger'da her yerlere atıyoruz. Bu böyle bilinir. Bunu paylaştık. Paylaşıyoruz da. Gittiğimiz yerlerde söyleyeceğiz. Diğer arkadaşlar niye kaybetti? Peki kazanacaklardı seçimi. Kazanmaya yakınlardı. Niye iptal için oy verdiler? Yani buna kargalar da güler. Sevi Başkan'ın ben oy pusulasını niçin koyup da kendi kendimi öldüreyim, kendi kendimi yok edeyim. Bu seçim kaybetmek ne demek? Bunu bir başkan adayı çıkmış, bunların açıklamalarında, basın açıklamalarında beni böyle suçluyor. Sayın arkadaşlar, sayın ablalarım, sayın abilerim, sayın amcalarım, sayın kızlarım, bacılarım, kardeşlerim, lütfen böyle seçim iptal olmaz. Ben burada görevde olmam. Şu anda ben masamdayım. Çünkü yanlış bir şey yok. Göreve devam ediyorum. Bunu bilmeyen ben üyelerimize söylüyorum. Daha sonra toplantı yaptılar. Basın açıklaması yaptılar. Ve dernekte yaptılar bunu. Bunu bizim derneğimizde yaptılar bu basın açıklamasını. Neticede kimler var burada? Yüreğin şubesinden o oradaki provokatörlük yapanların ne işi var bunların yanında? Sizler adına özür diliyorum. Yani biz burada keşke yani yazıktır. Bu seçimde geldiniz, oy verdiniz. Sizler adına üzülüyorum. Benim emeğim hiç önemli değil. Ben sizlere feda olsun. Benim canım sizlere feda olsun. Ben sizler için varım. Biz 70 binler şu anda en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Benim arkadaşlarımla ben göreve çıkmışımdır. Ben sonuna kadar gideceğim. Kaybetsem de kazansam da. Ama Allah'ın izniyle kazanacağız. Değerli arkadaşlarım, ben şu konuyu da dile getireyim. Yani bizim burada derneğimizde din, dil, ırk, siyasi parti gözetmeksizin biz bu derneği bu seviyelerde Türkiye birincisi olduk. Allah'ın izniyle ikinci bir seçim olacak. Bu serine gelecek. Ha yine emeğiniz çok olacak. Ve tekrar sizleri bekliyorum. Ben sizlere saygılar sunuyorum. Emeğinizden dolayı da ben sizlerden özür dilerim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Seçimi kim kazanırsa kazansın, seçimi demokrasi kazansın. Efendim Adana'mıza hayırlı olsun.